Anlamayana davul zurna ağız. Kısa bir cevapla Ziya Gökalp için vermek istiyorum. Geçen hafta söylediklerimden, münevver dinsizliğinden bir numaralı mesul adamlardan biri Abdullah Cevdet'se, biri de Ziya Gökalp'tir dedim. Ziya Gökalp'i dinsizlikle itham etmiş olmandan dolayı bana kızanlar, laf edenler oldu. Şimdi ben size Ziya Gökalp'in iki tane şiirini okutacağım. Bunlar yeni mecmuada çıkmış. Ben mecmuadan çıkarttım. Allah aşkına oku, yavaş oku, anlasınlar. İhanet nerede başlıyor? Ha. Gaziye istida. Gaziye istida. Yunan harbi daha bitmeden ha. Bak ne diyor. Bu yurt mahrum güzellikten, umrandan, köylülerin nasibi yok irfandan. Ey kurtaran bizi zalim Yunan'dan, kurtar bizi birçok düşmandan. Medeniyet gerçi bize uzaktır, mefkuremiz güneş kadar parlaktır. Bütün millet yükselmeye müştaktır, kurtar bizi cehaletten, noksandan. Mektep, müze, darülfünun isteriz, terakkimiz her an koşsun isteriz. Halkçılığa uyan kanun isteriz, kurtar bizi bu karanlık zindandan. Sen dahisin, buna çoktan inandık, mefkuresiz rehberlerden pek yandık. Garpta şartlı yaşayıştan usandık, kurtar bizi beynel milel hüsrandan. Sürümüzde bir kurt çoban kalmasın, tepemizde gizli düşman kalmasın. Düşmanların dostu Hakan kalmasın, kurtar bizi bu yalnızlık. Düşmanların dostu Hakan kim? Hangi Hakan düşman dostuymuş? Şurası daha beter hocam. Kurtar bizi bu yaldızlı yılandan. He, buyurun. Dahası var. Abdülhamit gerçi Kızıl Sultan'dı. He. Buna nispet yine o bir insandı. Çok masumlar fetvası adandı. Kurtar bizi artık Kara Sultan'dan. Abdülhamit Kızıl Sultan, ondan daha beteri var Kara Sultan. Kim o? Fatih, Yavuz, Kanuni herhalde. Tarihe bakışı bu. Yetmedi. Bir tane daha var hocam. Tabii, onu da oku. Vatan. Bu ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur. Gördünüz mü Mustafa Kemal'in ilham kaynağını şimdi? Camiinde Türkçe ezan okunur. Sonra? Köylü anlar manasını namazdaki duanın. Duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Türkçe Kur'an okunur. Anladınız mı? Bu ihanet değil de nedir Allah aşkına? Türkçe Kur'an mı olur yahu? Ya benim şiirimi anlayamıyorsun ya. Ayet geçiyor, hadis geçiyor içinde. Zalimlere bir gün dedirir Mevla, tallahi lekad sâsenekallâhu aleyna. Ne dedim ben şimdi, ne anladınız? Bu bir beyit. Bu bir beyit. Siz edebi eserleri anlayamazsınız ayet-i hadisi bilmeden. Ayet hadisi peygamberin hadisini bilmeden, sebebi nüzul bilmeden, 16 ilim bilinirse Kur'an anlaşılır. Kur'an sıkıştırmış bir pamuk tellası gibidir. Size birkaç misal verdim vaktiyle bak. Bak limüstekarrın yerine. Müstekarrın deseseydi güneş sabit olurdu. Limüstekarrın kelimesiyle, lam harfiyle güneşin bütün sistemiyle hareket ettiğini söylüyor ya. Kur'an bir harfe güneş sisteminin hususiyetini yüklemiş. 17. asırda D'Alembert keşfetmiş bunu. Ta 17. asra kadar Kur'an'a itiraz ediliyordu. Şu parmak ucunun farklı olduğu 150 senedir keşfedildi. Kur'an bunu, parmak ucunu dahi ihya edeceğim, hesaba çekeceğim adamı diyor. Sayısız misal veririm size ki ilimler keşfedildikçe Kur'an anlaşılıyor. Gene de bitmeyecek. Çünkü Kur'an'ı iyi anlayın, nedir Kur'an? Allah-u Azimüşşan'ın 4000 sıfat-ı ilahiyesi vardır. Bunların hepsi bir üç yerde tecelli etmiştir. Namütenayi terkiple 4 tane rakam alsan, onların yerlerini yerleştirerek, değiştirerek 4 tane sayı çıkarırsın.
4000'de bu değişikliği yaptığın zaman trilyonlar varlık çıkar ortaya. Ha, nispetleriyle de farklılık doğar. İnsan da bunlar teşekkür etmiştir, tecelli etmiştir. İnsan zübde-i kainattır onun için. Tohum, kainatın tohumu, özüdür. Bir de Kur'an'da kelam suretinde tecelli etmiştir. İnsanın şerhi Kur'an'dır. Unutmayın, bakın bir hadis. El insanu vel Kur'anı teveman. Doğru anlayın. İnsan olmanın şerefini iyi kavrayın. Hele mümin olarak olmanın şerefini. El insanu vel Kur'anı teveman. İnsan canlı eşit, Kur'an'a eşit manada kelimedir diyor peygamber. İnsan eşittir Kur'an. İnsanoğlu canlı Kur'an'dır. Kendini keşfetmeden gider bu alemden. Nasıl beyni kullanmadan gidiyoruz da %1'ini, %1000'ini kullanmıyoruz. Üzerimizdeki tecellinin de trilyonda birini kullanıyoruz. Gerisinden haberimiz yok. Kur'an'ın şerhi de insanın şerhi Kur'an, Kur'an'ın şerhi de kainattır. Kainat da fiili Kur'an'dır. İyi anlayın. Şimdi bu Kur'an'ı Türkçe'ye çevirecek de benim şiirimi bile anlamayan adam ona Kur'an diyecek. Bugünkü bu televizyonlara çıkan adamlara bakmayın, bunların hepsi sapık. Hepsi sapık. Kur'an laftan da Allah'tandır. Size bir misal vereyim bakın. Vahiy katipleri peygamberin talimatıyla sinin, besmelerinin sinini keşide diyorlardı. Bir gün vahiy katibinin biri peygamber aleyhissalatü vesselama sordu. Dedi ki ya Resulallah, neden hep sin harfini keşide etmemizi emrediyorsun? Efendimiz buyurdu ki levh-i mahfuzda öyle görüyorum. Şimdi anladın mı Kur'an'ın bir yerde yazılı olduğunu, levh-i mahfuzda olduğunu anladın mı? Bu yazıyla, bu diksiyonla, yani kelime seçimiyle. Sen namazda elhamdülillahi rabbil alemin yerine elhamdülillahi rabbis semavati vel arz desen namazın fasit olur. Eski ilmihal kitapları ayetleri yanlış okumada ne yanlışlık yaparsan namaz fasit olur uzun uzun anlatır. Nasuh Efendi'nin bile böyle bir kitabı var. Lafzı da Allah'tan olan bir şeyi nasıl değiştiriyorsun? He? Nasıl değiştiriyor biliyor musun? Mustafa Kemal 9'umda yazdı. Biliyor musunuz? Altı okun esası 9'umdadır. Türkeş'te 9 ışık diye yazdı ya. Eski Türkler'de 9 rakamın mübarek, kutsi, kutsal, cumhuriyet tabiriyle, lisanıyla. Kutsal. Onun için Türkeş Türkçü. Ona yakışır. Mustafa Kemal ne Türkçü ne Mürkçü. Mustafa Kemal dini kaldırıyor ya, yerine bir şey koyacak. Bir geçici olarak yerine dinin yerine ırkı koymak istiyor. Kafatası ölçüyor. Rafet İnan'ın kitabını alın görün. 70 bin mezar açtılar. Kafatasını çıkardılar, ölçtüler. Türk müdür, değil midir? Bunlardan biri de Sinan. Sinan'ın kafatası kayboldu. Peki bu ırkçılığı ifade eden Mustafa Kemal'in nazariyesinin ilk tanzim şekli nedir? 9 umde. Umde prensip demek. 9 umdedir. Bu Ziya Gökalp bu 9 umdenin şerhini yapmıştır. Benim kütüphanem çok karışık. Aramaya vaktim olmadı. Hastalıkla uğraşıyorum. Yoksa başka bir zaman gösteririm size. Basılmıştır. Sonra Mustafa Kemal'e dediler ki sen dini kaldırmak istiyorsun. Caminin yerine halk evini koydun.
Dini kaldırmak istiyorsun. Tekkeyi kapattın, medreseyi kapattın, laikliği getirdin, din düşmanlığı şeklinde. İsimlerde bile Oya, Kaya, Maya böyle isimler. Cumhuriyet isimleri böyle. İslami isimler, dindar aileler, dinini muhafaza edenler koydular. Böyle isimler var. Ha. Bunun yerine dini koyacaksın ama onların iman esası 6 tanedir, 6 umdedir. Senin prensibin de 6 olsun. O zaman bu 9'u birbirinin içine sokarak 9'a indirdi. Dolayısıyla o aşağıda kaldı galiba. Hangisi hocam? Burada 2 tane var hocam. Ha, 2 tane var da Mustafa Kemal'i Mette'den bir yazısı vardı. Yok, burada yok hocam. Ha, Mustafa Kemal'i göklere çıkarıyor. Prensiplerini çıkarıyor, göklere çıkarıyor. Ya kurtar bizi Kara Sultan'dan diyor. Mustafa. Ya boş ver, yeter. Yani benim söylediğime itimat edin. Ziya Gökalp Mustafa Kemal'e düzleceği kadar Mesih'e düzdü. O da ondan ilham alıyor denmesin diye yüzüne bakmadı. Rivayete göre aç öldü. 24'te öldü, 24'te. Ölmeseydi daha çok Mesih'e düzerdi. Ziya Gökalp'in cevabı da bununla yeter zannediyorum. Ziya Gökalp'i bir adam adam zannediyorsa o adamın fikri seviyesi sığdır. Bu isterse kardeşiniz olsun, ülkücü olsun. Ben ülkücüleri seviyorum. Seviyorum çünkü bir kavga istidadı var. Ben de kavgacıyım. Kavga istidadı var. Öyle adamı sevmem. Regül Tayyip ne kokar ne bulaşır. Ahirette mi cihat yapacaksın? Ahirette mi? Ölüm var ölüm. Ne zaman geleceği belli değil. Siz benim gibi her biriniz 85 yaşına mı yaşayacağınızı zannediyorsunuz? Öyle bir garanti kimsede yok. Bende de yoktu. Daha ne kadar var onu da bilen yok. Görmüyor musunuz? Ana rahminde bile ölen var. Allah onu bir müddete rahat etmedi ki her an beklesinler. Müslümanın serpuşu sarıktır. Sarığın manası kefendir. Eskilere bakın başındaki sarık bir adamı kefenleyecek kadar türbandır. Müslüman her an ölüme hazırdır. Bu akşam tövbe istiğfar et. Belki yarın biriniz yok olacaksınız. Bu kalabalıkta biri yarın biri yok belki. Tesadüfen de yok olursa ha kerametime inanırsınız. Zamane şeyhleri gibi. Benim çok kerametim yere yandı. Boşa gitti. Tayyip'e başbakan olacağını söyledim. Abdullah Gül hocam. Abdullah Gül'e söyledim. Vaktiyle. Bunları sayıp döküp de öveyim mi? Mahmud Efendi bana Medine'de dedi ki ya senin sözlerin dedi keramet gibi bir şey dur dedi. Dedim ki hoca bilmiyor musun dedim keskin zeka keramete kıç attırır. he öyle dur dedi. Benimki keskin zeka. Fethullah'a 94'te söyledim Tayyip'e. İnandıramadım. İnandıramadım. Kimseye inandıramadım maalesef. Bir gün gelecek Kemalizm de yıkılacak. İşinizden birisi diyecek ki ya bu Kadir ağabey bunu vaktiyle söylemişti. Bu Üstad söylemişti. Kitabımda söyledim öyle bir gün idrak ederseniz gelin benim mezar taşımı secde-i Rahman olmak üzere kıble istikametine devirin. Benim mezarım bu caminin önünde olacak. Burada bana yer verdi Tayyip Bey. Allah razı olsun. Bakanlar Kurulu kararıyla. Bakanlar Kurulu kararıyla burada bana yer verdi. Yer de var. Yaptıracağım yaşarken. Ayağım böyle olana kadar ölüm uzak görürüm. Yeter. Tamam. Anlaşıldı. Öbür şiiri de okudun ya. Tamam hocam. Çok şu kısım mühimdi. Arzu ederim. İyi oku. Hepsini oku. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın. Hı. Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, adet, din birdir. Mebusanı temiz, orada boşoların sözü yok. Hududunda evlatlar... Boşo Sivas şey, Suriye'den göndermiş bir milletvekildir, Ermeni. Ermeni milletvekili. Hududunda evlatları seve seve can verir. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın. Bir ülke ki çarşısında... Türk oğlu diyor ya, kendisi Kürt. Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye, sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür. Hirfetleri birbirini daim eder himaye, tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın. İyi. Tefeyyüz ettik. Mezardan bizi irşad etti. Bunun getirdiği sosyoloji Dürkheim sosyolojisidir. Kısaca söyleyeyim. Geçen hafta söyledim, olmayanlar olur. Dürkheim bir Yahudidir. Sistemi şudur. Sosyal vetirenin realitesi ilim, veritesi ilim değildir. Realitesi ilimdir. Veritesi ilim değildir. Şimdi bizim Türkçemizde bir gerçek sözü var. Bu gerçeği biz realite yerine de kullanıyoruz, verite yerine de kullanıyoruz. Halbuki realite şehniyeti içtimaiyedir. Şehniyettir. Şen. Her an olan şey. Şehniyeti içtimaiye sosyal realitedir. Bu şehniyeti içtimaiye nedir? Sosyal hadiselerdir. Hırsızlık, yan kesicilik, adam öldürme, cinayet vesaire. Bütün sosyal hadiseler. Peki bunların bir doğruluk, doğru mudur, yanlış mıdır? İbadetin şey zahiride böyledir, fiilinde böyledir. Namaz kılıyor, bu realite. Oruç tutuyor, realite. Yani şey niyet. Peki bunun bir hakikati var mı? Beni alakadar etmez, o ilim değildir. Seni alakadar etmez demek, onu çöpe gönderiyorsun. Halbuki biz namazı hak diye kılıyoruz, Allah'ın emri diye. Hak, batıl meselesi var. Sosyal hadisede hak olan iş var, batıl olan iş var. Hırsızlık batıldır. Bütün beşeriyette hırsızlığı eski Yunan'dan başka makbul sayan hiç kimse yoktur. Adam öldürmeyi makbul sayan hiçbir devlet, hiçbir cemaat, hiçbir topluluk yoktur. Ama hakikate gelince insanlar ayrılır. Hak, batılın zıddı olan hak nedir? Doğru olan şeydir. Biz onu Türkçemizde doğru sözüyle ifade ediyoruz. Ama çizginin doğruluğuna da doğru diyoruz. Fukara Türkçe böyledir. Yüz, bu yüz, sayı yüz, denizde yüzme yüz, hayvanın derisini yüzmek yüz. Bu nasıl lisan ya? 10 yerde aynı kelimeyi kullanıyoruz. Arapçada bunların hepsi başka kelimedir. Allah Arapçayı seçmiştir. Allah öyle seçmiş, Türkçeyi de seçebilirdi. Bak, muhakemetin lügateyinde Acemce ile Türkçeyi muhakeme etmişlerdir. Arapça ile hiçbir İslam alimi Türkçeyi mukayese etmemiştir. Edemez. Allah Arap milletine 2000 yıl evvelden, ben ırkçı olsam bunu söylemem, Fatih Altaylı beni ırkçı yaptı. Ben ırkçıymışım, fesubhanallah. Sağ solu ırkçılıkta itham eden ben ırkçı oldum. Bunu da yeni öğrendik. Evet. Allah-u Azimüşşan 2000 yıl evvelinden Araplara bir belagat, fesahat, talakat meyli verdi. Ve onları panayırlarda yarıştırdı. Ben daha derin, hikmetli söz söylerim. Ben daha beli söz söylerim, belagatli söz söylerim. Yarıştılar. Bu yarışma lisanı murad-ı ilahiyeyi istihab edebilir, içine alabilir bir zenginlik kazandır. Anladınız mı şimdi? Allah'ın tercihi Arapça.
Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Arap'ı sevin. Çünkü ben Arap'ım. Ehli cennetin lisanı Arapçadır. Ehli cennet Arapça konuşacak. Hepimiz inşallah. Kuvvetli çıksın şu inşallah. İnşallah. Ha, asabiyeti milliyeniz galip gelmesin. Türkçeyi seçseydi Allah ne önümüze gerek. Seni mikrop yaratabilirdi Allah. Mikrobu da yaratan o. Seni insan yarattı. Eşrefi mahlukatsın. Canlı Kur'an'sın. Bunun üstüne bir de Müslümanlık şerefini bindirdi. Seni binlerce yıl bekletti ruhlar aleminde. Binlerce yıl. Eğer bugünkü idrakin, dünyadaki idrakin ruhlar aleminde varsa biz herhalde unutulduk demişindir. Halbuki seni en son en şerefli peygambere bekletti. Piyangonun büyüğü çıktı bize. Peygamber aleyhissalatü vesselama nöbet geldikten sonra dünyaya gönderilmek büyük bir talih. İnsan yaratılmak kadar büyük bir talih. Bidayette gelmeyip de nihayette gelmek daha da büyük talih. Çünkü o imanı kazanmak güç. Bir başarının şerefi onu elde etmek için katlanılan güçlüklerle ölçülür. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki benim ümmetim su gibidir. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Sahabe itiraz ediyor. Ya Resulallah biz seni gördük. Seni dinledik. Sonradan gelenler bizden kıymetli mi olacak ki? Böyle buyurdunuz. Efendimiz buyurdu ki siz beni gördünüz, beni dinlediniz, beni görenin, beni dinleyenin imana gelmesi kolay. Onlar bir yazılı kağıtlarla kalacaklar. Sade o kadar olsa. Bir de Kemalizm diye bir küfür salvasına maruz kaldık. Bu memlekette bir gün Allah demek yasaktı. Düşünün ki bunu bir Yahudi sistemleştirdi. Moiz Tekinalp Kemalizm diye ilk defa kitap yazdı. Ama size garip bir şey söyleyeyim mi? Marşal Fevzi Çakmak da bu kelimeyi ilk telaffuz edenlerden biri. O sizin dindar zannettiğiniz. Karabekir'in İstiklal Harbi'mize bakın. Diyor ki zaferden sonra İzmir'de zafer oyunları yapıyorduk. Beni bir kenara çekti. Biz bu Mustafa Kemal'i diktatör yapacağız. Kemalizm diye bir dava ortaya atacağız. Milletin yüzünü batıya çevireceğiz. İyi yaptın Marşal. İyi yaptın. Gördün mü şimdi bunun mükafatını? Karabekir diyor ki bize diktatör lazımsa Abdülhamid'i niye devirdik diyor. Ne diyorsun sen diyor. Ama ne fayda onlar kararı vermişler. Karabekir akıbet Mustafa Kemal ölene kadar evinden çıkamadı. Refet Paşa Lübnan'a kaçtı. Rauf Orbay Fransız gemisinin kömürlüğünde Londra'ya kaçtı. Hangisini istersiniz? Ali Fuat Cebesoy Kuzguncuk'taki evinden çıkamadı. Bu nasıl büyüklük Allah aşkına? Bunlar bu adamlar değil mi Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan? Bir hiçken hepsi onun ışığına uğradı. Siz bunu bir karakter değerlendirmesi siz yapın ben yapmayayım. İçinizden yapın ki lisanen yaparsanız savcılar harekete geçer. Maalesef Türkiye evet demokrasi memokrasi de Kemalizm mevzunda demokrasi yok. İnsan hakkı da yok. Sen benim tekkemi kapatacaksın, medresemi kapatacaksın, rafetimi yıkacaksın, padişahımı kovacaksın, cumamı pazara çevireceksin, adımı oyaya kayaya çevireceksin. Ben bu yanlıştır diyemeyeceğim Allah Allah. Allah Allah bu kadar beni sıkma. Şimdi size garip bir şey söyleyeyim. Ayhan Bey'in kliniğine geldim. Diyorlar ya delidir. Elhamdülillah öyle bir sıkıntım olmadı. Ayhan Bey'in öğretmesiyle hapishane yerine Ayhan Bey'in kliniğine gelmek için mecburen Bakırköy'den geçtim. İlk gün bir odadayım.
Üç kişiyiz. Üç tane karyola var orada da. Biri komada yatıyor. Nihayet öldü. Bir tane genç var. Çaykaralı. İçeriye stajyer doktorlar girdi. Staj yapıyorlar. Bütün klinikler dolaşıyorlar. O hasta dedi ki bana yaklaşmayın. Ben arabayım. Siz ederim. Biraz sonra bu direksiyondur dedi. Bilmem ne. Onlar konuşturdu güldüler. Konuşturdu güldüler. Ben de temarüz ediyorum. Anladınız mı bu kelimeyi? Yalandan hastalık iddia ediyorum. Belli etmemem lazım kendimi ama dayanamadım. Kalktım kapıyı kapattım tuttum. Kimse çıkmasın dedim. Bir şey soracağım size dedim. Şu hastanenin giriş kapısında bir simitçi var. O iflas etti diyorum. Bu söz mantıklı olur mu dedim. Birbirlerine baktılar. Bu deli nasıl bir cevap bekliyor? Aksi bir cevap verir de bize kızarız. Bir kavga çıkarır diye. Ondan tereddüdünden ben istifadeyle dedim ki doğru olmaz. Çünkü zengin iflas eder. Simitçinin serveti yok ki iflas etsin. Aptallar dedim, akıllı adam delirir. Sizin gibi doğmalık delilerin delirme şansı yoktur. Siz doktor olacaksınız, hastayla alay ediyorsunuz dedim. Bir cemiyette yaşıyoruz ki ben sağdan sola yazmak istiyorum. Hayır, yazamazsın. Ben İslam kanunuyla muhakeme olunmak istiyorum. Hayır, gavur kanuna tabi olacaksın. Ben Müslüman kıyafetiyle dolaşmak istiyorum. Hayır, gavur kıyafetiyle. Ben dedim çıldırmıyorsam zaten aklım yok o simitçi gibi. Çıldıracak akıl olacak dedim. Aptallar dedim. Doktor olacaksınız. Bir daha hastayla alay etmeyin dedim. Döverim siz dedim. Açtım kapıyı hadi çıkın. Kapının önünde bir doçent vardı. Neydi adı Allah aşkına? Rumeli. Ona rastladılar. Dediler ki hocam içeride bir deli var. Filozof gibi konuşuyor. Şöyle dedi böyle dedi falan yarım yamalak anlatıyorlar. Ben kapının aralığından dinledim. Onlar geçti Ayhan Bey'in odasını damladım. Dedim ki senin şu doçentin var ya onu döveceğim. Sen de benim deli olduğuma dair rapor vereceksin ya eline bir delil geçirmiş olursun dedi. Hayırdır dedi anlattım hadiseyi. Dedi ki ben ona öğrettim dedi. Belli olmasın senin hasta olmadığın, deli olmadığın belli olmasın diye o öyle demiştir dedi. İyi peki o zaman dedim. Ama dedi bu senin tezin var ya. Bu zorlama insanları zorlama. Akıl sağlığı üzerinde bunun tesirleri doktora tezi olacak bir tezdir. Yaptırdı mı birine bilmiyorum. Ya Kemalizm bizi bir kaşık suda boğacak ya Allah Allah. Ya Allah Allah'ın dinine aykırı şeyler konuşuluyor. Kemalizme aykırı konuşamıyorsun. Subhanallah. Allah'ın nizamı korunmuyor kanunla. Kemal'in nizamı kanunla korunuyor. Ha hakaretmiş kanunda yazan. Tatbikat öyle mi yürüyor bir baksınlar. Evet heykel kırarsan hakaret edersen niye hakaret edeyim ya? Benim tenkit hududunda söyleyecek o kadar sözüm var ki. Ama bir savcıdan şunu duydum şunu duydum. Allah sizi inandırsın. İnanamazsınız. Ben Mustafa Kemal'in adını söylesem bundan suç çıkarmaya çalışıyorsun dedi. Sen onun adını nefretle söylüyorsun dedi. Ya subhanallah. Bu savcı da Rizeliydi biliyor musunuz? Hemşeri sayılır. Ya ben Sebil'in adını İslam harflerle Sebil yazdım diye. Sebil el kül fil sebilil hak. Arapça ibare ya. Sebil de Arapça bana dava açıyordu. Onu anlattım o kanun. Türkçe Arap harfleriyle yazılmasını yasaklıyor. Arapçayı yasaklayamazsın dedim. Her dil kendi alfabesiyle yazılır. Bir toplu basın mahkemesinden emekli oldu bir Avni Bey de geldi ziyaretime. Dedi ki senin talihsizliğin dedi hakimlerin cahilliğinden. Yeni hakimler senin ne dediğini anlamıyorlar. Ben de mahsus Osmanlıca konuşuyordum. Yani Mustafa Kemal'in kabrine ne demişiz Allah aşkına? 9'u 5 geçe.
Ya mezarına bir şey dedim ya, tek mezar olursa bir kubur. Ya bundan dava açıyor bana. Ya dedim ben mezarlıktan geçerken ya hiyel kubur diyorum. Bu kabirler demek. Ya savcı diyor ki ya sen doğru mu söylüyorsun? Açalım lügatı da bakalım. Savcı kelime bilmiyor ki, ben ne yapayım yani. Burası artık kabir değil kubur. Çünkü Cemal Gürsel'i gömdüler. Bir ihtiyarda ölen birini gömdüler. Artık kabirler. Ama sen kubur başka manada var, onu kastediyorsun. Ya sen benim gönlümü okuyorsun arkadaş ya, hukuk gönle karışmaz. Bu dert 2050'ye kadar sürer herhalde.